Merhaba arkadaşlar, Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Motor revizyonları son hızla devam ediyor. PCX, Activa S, Spesi, Spesi Alfa. Özellikle PCX'lerde arkadaşlar 100 bin kilometreyi dolduran motorlarımıza motor revizyonu yapıyoruz. Motor revizyonunda neler yapıldığını görmüştük. En son revizyon yaptığımız motor şu an yağ bakımına geldi. Ne kadar yağ çıkacak ona bakacağız. Revizyonda biliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde iğneden iple, krank, silindir, piston, sekman, şaval, kaval şöyle hepsi değiştiriyor. Süleyman Usta'nın revizyonlara başladı. Şimdi bu motorumuzu tanıyorsunuz. Ankara'nın en hızlı kuryesinin motoru. Şu an revizyondan sonra daha 3 gün olmadı. Kaç kilometre yaptık? 500 kilometreyi geçti biraz. 600'e yakın oldu, doğru mu? Aynen. 500. Nasıl bu 600 kilometre zarfında motorun önceki haliyle şu anki durumu hakkında şu bir bilgi? Şu anki efsane ya. Ya maşallah var. Allah'ın halardan sarmazın. Paket atarken bir zorlama yaptı hiç mı? Hiçbir zorlama. Hiç stop etme bile yok. Evvelden stop ederdi, dururdu falan. Yağmur da gördü, yine bana mısın demiyor. Kendine geldi yani. Aynen. Şimdi Süleyman Ustam yağ alacak. Şimdi bir dakika, yağımız ne çıkacak arkadaşlar? Yağdan analiz. Revizyon yapılan motorda süzgeçten alınır yağ arkadaşlar. Alıyorum. Süzgeçten yağı alıyoruz. Ne kadar yağ çıkacak ölçeceğiz bakalım. Alıyorum. Başarılı mı değil mi ona bakacağız. Evet. Şimdi bu koyduğumuz yağ içindeki bütün her şeyi temizledi arkadaşlar. Yani fabrikanın koyduğu yağ ile aynı değil. Niye aynı değil? Biz normal mineralli yağ koyduk. Fabrika daha farklı yağlar koyuyor, ince yağlar. Ama o yağlardan biz koymuyoruz çünkü riske girmemek için. Taşıyıcı birliğe kadar değişmişti. Şimdi çıkan yağı ölçeceğiz arkadaşlar. 750-800 mililitre yağ alıyordu. Ne çıkacağına bakacağız. Çıkan yağ eğer başarılıysa arkadaşlar, eksiltme yoksa motor devam edecek. Evet, bundan sonra da arkadaşlar Suzuki Burkman 400 rodaj bakımımız var. Bizi izleyen arkadaşlar için Suzuki Borkman 400 yeni model arkadaşlar. 2022 Borkman 400 son versiyonu. Onu da şöyle bir tanıtayım size. Ön arka diks fren. Evet, çok baba bir motoru var. Klas bir motor. Görüntü falan 10 numara. Bunda bir rodaj bakımı yapacağız arkadaşlar. Suzuki Borkman 400. Şimdi revizyonda parçalarımız hep orijinal geliyor Honda'da arkadaşlar. Görüyorsunuz sipariş üzerine bütün parçalarımız geldi. İkinci revizyonumuzu da size canlı canlı çekeceğiz arkadaşlar. Revizyondan önce sipariş verenler var. 125 cc 150 olarak güçlendirilip almak isteyenler var. Mesela şu motorumuz şu an 125 cc 2016 model LED farlı. LED farlı bir PCX zırh orijinal arkadaşlar. Sizce bu kaç kilometrededir? Pırıl pırıl makine, daha hiçbir değişeni yok arkadaşlar. Kazası, tremer kaydı vesairesi yok. Bu motorumuzu 150 cc olarak yapıp silindir, piston, sekman, siboplar, üst eksantrik, horozlar vesaireler hepsi 150 olarak yapılıp verilebilir. Taliplisini bekliyor arkadaşlar. Sıfırdan motor yapılabilir. Şu an motorumuzun kilometresi 90 küsürlerde arkadaşlar. Ama canavar gibi çalışıyor. Ama biz yine de keyfe keder bir revizyon yapalım diyoruz. Şimdi bakalım kilometremiz kaçta. Evet. 2,5 litre yapıyormuş. 90.900 kilometrede arkadaşlar. 90.900 yani 100.000 kilometredeki bir PCX arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Gayet başarılı çalıştı. Bunda dörtlü falan da var. Ekstradan start stop vesaire var. Dörtlü falan da var. Motorumuz gayet başarılı çalıştı. Bu motorumuzu da isteğe bağlı olarak güçlendirip verebiliriz arkadaşlar. Bir taraftan da 2010-2021 ABS'li modellerimiz var. Bu ABS'li modeller biliyorsunuz. Evet, şöyle hayalet gösterge. Bu da 30.000 kilometreye yakın bir kilometresi var. Zırh orijinal bir makine arkadaşlar. Bunu da taliplisine verebiliriz. Şimdi görüyoruz internette 80-90-100 lira yazıyorlar. İnsanlar bunlara talep görüyor. Ama biz var ya gerçekten ya ucuz satıyoruz ya da motor satmayı bilmiyoruz. Yani böyle bir değişik de bir sistem var arkadaşlar. Revizyon yapılan getir götür motorlarda belli bir kilometreden sonra satıyorlar arkadaşlar. Bunlardan isteyen arkadaşlar olursa da revizyonunu yapıp veya bu şekliyle de uygun bir şekilde satılabiliyor. Honda Activa S arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz böyle motor isteyenler olsa. Tabii PCX önceliğimiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, motor revizyonu sonrası çıkan yağımızı ölçeceğiz. Eksiltme var mı? Biraz sen deparlı kullanıyorsun. Nasıl gittin? 80-100'ü gördün mü? Ne kadar sağ çıktı? Sen nasılsın? Evet. 700 gram yağ vardı. Tekrar 700 gram yağımız çıktı. Çok güzel. Harika. Çok yükleniyor motoru. Tamamdır. Sağ olasın. Kolay gelsin. Aşırı ısıtıyor motoru. Tamamdır. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet. Revizyonu biten motorumuz arkadaşlar. Çok deparlı çalışıyorlar. Trend yolu oğla çalışıyorlar. Arkadaşlar, Ruhi Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün PCX 2013 ile 17 arası olan PCX'lerde bir gaz kesmesi var. Bununla alakalı bir problem var, bunu çözeceğiz. Hocam yapın gelelim. Motorumuzdaki arızamız ne arkadaşlar? Çalıştırıyoruz. Arıza lambası yanmıyor, hiçbir şey yanmıyor. Motorumuz gayet sağlıklı çalışıyor. Şu olay, bak. Kalkışta bazen normal, bazen de böyle bekleme yapıyor arkadaşlar, bekleme. Bak. Tekleme var. Motorda bir tekleme var. Bunun nedenini göreceğiz. Bak. Şimdi tekrar sefayı alayım. Ekstaza yakın tutalım hocam. Gaz verirken yapıyor sanki. Gaz çok devreye girecek. Şimdi ona bakalım. Bu giriyor. Evet, yakın gel hocam. Şimdi arkadaşlar bak. A harfi yanıp yanıp söner. Start stop devreye girdiği zaman. PCX alırken hani usta yok, bir şey yok. Bir sorun var mı yok mu öğrenmek için start stop'u açıyoruz. Bir müddet sonra şu A harfi yanıp yanıp sönecek. Şöyle gaza bak. Elimi gaza getir. Şuradan bak. Gaz veriyorum. Motor çalışıyor. Ama bir kesiklik var. Şimdi bunu yapıyorsa motorun zaten elektrik aksamı sağlamdır ama diğer arızayı göstermiyor bak. Göstermiyor bak. Şu an start stop devreye girdi. Start stop devreye girdi. Kesiklik var. Bu kesikliğin nedenini şu an bulacağım arkadaşlar. Böyle durumda ilk neye bakılır? İlk buji ve buji başlığına bakıyoruz. Ondan sonra benzin pompası, enjeksiyon ve gaz kelebeği, TP sensörü, konum sensörü, oksijen sensörü böyle uzar gider. O işte nerelere kadar gelir? Gel hocam. Bu iş uzadı. Hiçbir şeyi çözemedik. Ta silindir, piston, sekman, şaval, kaval ve siboplara kadar gelir arkadaşlar. Emme sibobu, eksoz sibobu. Eğer emme sibobunda bir eğrilik varsa yakıtı tam istediğimiz gibi yakamaz. Boşluk oluşur. Buradan kompresör kaçaklıkları oluşur. Ama bu en son acı noktası yani, kötü noktası. Silindirde bir çiziklik varsa piston sekmanda şurada. Bu sefer de ne yapacak arkadaşlar? Yağ yapacak motorumuz. Şimdi bu motorda öyle bir yağ yapma var mı? Hem ekspertiz yapmış olalım hocama. Yani kötü senaryoları aradan çıkaralım. Kötü senaryolar neydi arkadaşlar? Yağ yapıyor. Motorda bir sıkıntı varsa kötü senaryoydu. Şimdi bakıyoruz. Motor çalışıyor. Şimdi motor çalışıyor. Yağ yakıp yakmadığını nasıl anlarız? Zaten ısıttık biraz. Bak şöyle gelelim ekstra doğru hocam. Motorumuzda herhangi bir yağ yapma yok. Kompresör durumuna bakıyoruz.
Şimdi gaz veriyorum. Şimdi ne olacak? Yok, bunu cihaza bağla, şu yap, bu yap. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam çalışıyor, kapa diyorum. Gel hocam, yakın gel. Bak, motor istop etti. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bunu nasıl ölçüyoruz, ne demek oluyor? Şimdi şu pistonların çalıştığı silindirdi. Şu da arkadaşlar sigopların, şavalların, gavalların çalıştığı yer. Şimdi şurada yanma odası var. Şurası yanma odasıdır. Burada sıkışan gaz, egzozu şuradan kapattığımız zaman basınçtan motoru durduruyor arkadaşlar. Başka da bir durum yok. Şimdi motorumuzun bujisini, buji başlığını açıp bakacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, iyi seyirler diliyoruz.